Bayramın bilançosu maalesef acı oldu. 130'un üzerinde kişi hayatını kaybetti meydana gelen kazalarda ve yüzlerce de yaralı var. Ancak istatistiklere bakıldığında yıl bazlı kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında azalma var. Çünkü trafik kazalarını azaltmak için birçok önlem alınmıştı ve o önlemler işe yaradı. Bugün bunları konuşacağız. Bu önlemler nelerdi? Kazaların sayısını azaltmak için daha fazla neler yapılabilir? Trafik eğitmeni Murat Tekin'e soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bayramın bilançosu ağır oldu dedik. Bayramda da kazaların olmaması, genellikle tabii hiçbir kazanın olmaması, ölümlü kazaların olmaması özellikle en büyük dileğimiz ama. Şimdi öncelikli olarak bu kazalar neden sık yaşanıyor? Kısa olarak bundan bahsedelim. Ardından da istatistiklere geçelim. Kazaların sık olarak yaşanmasının sebebi uzun bayram tatillerinin ve uzun yola çıkan sürücü sayılarının çok fazla olması. Denetimler çok fazla olsa bile her sürücüyü, her araç sürücüsünü denetleyip takip edemeyeceğiniz için kurallara uymayan sürücüler bu kazalara sebebiyet veriyor. Şehirler arası yollarda meydana gelen kaza sayısı toplamın içerisinde %40'ı oluşturuyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de yüksek hız. Örnek veriyorum, o kişi sürücü ehliyetini alırken veya okulda trafik çevre bilgisi dersi görürken aslında yüksek hız yapmaması gerektiğini, kırmızı ışıkta geçmemesi gerektiğini kural olarak biliyor. Önlemlerde radarın olmadığı yerlerde, radarın olduğu yerde ceza almamak için belki yavaşlıyor, radarın olmadığı yerlerde de hızlanıyor. Bu kazaların yaklaşık olarak %70'i yüksek hız sebebiyle meydana gelen kazalar. Bunun caydırıcılığı kesinlikle ağır cezalardan geçer. Bir örnek vereyim ben size. Yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımız, orada ikamet eden vatandaşlarımız yemedikleri trafik cezalarını Türkiye'de yiyorlar. Yani aslında bu biz kültürel bir yaklaşım, eğitimle ilgili bir şey diyoruz. Bunların hepsinin bir payı var. Ama kuralların ne kadar önemli olduğunu burada görebiliyoruz. Aynı kurallara ikamet ettiği ülkede uyarken Türkiye'de uymuyor. Bunun cezasını ödemeye de katlanıyor. Peki katlandığı ceza ne? Mesela ehliyet iptal edilmiyor. Eğer ticari araç kullanan birisi ise buradan men edilmiyor. Bir daha ehliyetini almamak üzere kendisinden geri alınmıyor. Ya da çok ağır para cezası kendisine verilmiyor. Caydırıcı olanlar bunlar. Kısa vadede bunları yapmak zorundayız. Uzun vadede olan zaten okul öncesinden önce trafik bilinci eğitiminin verilmesi lazım. Bakın, bir istatistik bize bu yıl sürücülerin, yayaların kazalarda hayatlarını kaybetmesi oranını %47 olarak söylüyor. Halbuki yayanın geçiş üstünlüğü var. Özellikle yaya geçidiyse zaten geçiş üstünlüğü var. Eğer böyle bir yol değilse sürücünün o yayaya yol vermesi gerekiyor. Eğer %47 artmışsa sürücü yayaya yol vermediği için artmıştır bu. Uzun vadede bunu eğitimle çözebiliriz. Ama bizim daha kısa sürede bunu çözmemiz gerekiyor. Bu da caydırıcı ağır para cezalarından geçiyor. Eğer taksi sürücüsü ise bu ehliyetinin elinden alınması lazım. Yani sadece sürücü belgesi değil. Bunun yanında ticari araç olan taksiyi kullanma konusunda kendisinin men edilmesi gerekiyor. Aynı şey otobüs sürücüsü, kamyon sürücüsü için de yapılması gerekiyor. Biraz biz sondan başlamış olduk. Bunlar yapılması gerekenler ama istatistiklere bakmak istiyorum ben. Şimdi 2007 yılında 825.561 kaza meydana geliyor. 5.007 kişi hayatını kaybediyor. 189.057 kişi yaralanıyor. 2017'ye baktığımızda kaza sayısı neredeyse yarı yarıya düşüyor. 410.367 kazada 3.530 kişi hayatını kaybederken 303.663 kişi de yaralanıyor. Şimdi bu kazaların sayısının azalması neye bağlı? Hangi önlemler alındı? Biz biraz önce alınması gerekenler üzerinde durduk ama hangileri alındı? Biz bu 10 yılda neler yaptık da kaza sayılarında azalma oldu? Burada İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok önemli bir çalışması var. Son 10 yıllık istatistikleri baz aldığımızda sürücü sayısı 28 milyon, otomobil sayısı 6 milyondan 12 milyona çıkmış. Ama olay yerinde meydana gelen hem kaza sayısında önemli bir azalma var hem de ölümle sonuçlanan kaza oranlarında önemli bir azalma var. Bunda altyapı çalışmalarıyla duble yollar, çift yönlü yolların olması, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün radar uygulamaları, mesela hız koridoru uygulaması İstanbul'da çok büyük bir etki gösterdi. Kaza oranlarını çok çok azalttı. Denetim noktalarının arttırılması, kör nokta dediğimiz yerlerde iyileştirilmelerin yapılması ve buralarda denetimlerin arttırılmasıyla kaza oranları büyük oranda azaltıldı. Ama bu bizim istediğimiz seviyede değil. Örneğin şu anda sürücü belgesini almış olan sürücüler direkt ehliyet almıyorlar. O 2 yıllık bir staj belgesi kendisinde. 2 yıl boyunca 70 ceza puanını eğer
aşarsa sürücü belgesi tamamen iptal ediliyor, yeniden müracaat etmesi gerekiyor. Bunun çok önemli bir etkisi var eğitim alanında. Trafik adabı diye bir ders veriyoruz biz sürücü kurslarında. Bildiğiniz şeyler dışında aslında kültürümüzle Avrupa'daki uygulamaları birbiriyle harmanlayan çok etkili bir ders. 18 yaşını geçmiş olsa da bir sürücü geldiğinde bu dersten etkileniyor. Bunun etkisi var. Sürücü trafiğe çıktığı zaman aracıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın denetimlerinin çok büyük bir etkisi var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yol ve çalışmaların önemli etkisi var. Biz bunları istatistiklerde görüyoruz. Çok önemli değişiklikler var. Ama bizim bulunduğumuz coğrafyada batıya baktığımız zaman kat etmemiz gereken yol daha fazla. Bununla ilgili önlemlerle ilgili biraz önce de değindiğim konulara mutlaka değinmemiz lazım. Okul öncesi eğitim, caydırıcı cezalar ve bu kontrollerin hiç aksatılmadan devam etmesi. İnşallah sıfır kazayı göreceğiz. İnşallah, ümidimiz bu. Çok teşekkürler Sayın Tekin, çok sağ olun. Evet, trafik kazalarında bir azalma var. Bu azalmanın önemli etkenlerinden biri yapılan yollar, eğitimler, ehliyet alımının zorlaşması, stajyer sürücü uygulamasının başlaması. Bu gibi önlemlerle ve sık yapılan denetimlerle trafik kazaları sayısında azalma var. Ancak tabii ki bu yeterli değil. Daha fazla eğitimle, özellikle okul öncesi eğitimle, trafik adabıyla bu kazaların neredeyse sıfıra doğru yaklaşması Türkiye'nin hedefi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.